Arkadaşlar selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. NBA.com 8 My Career'de birkaç duyurum var sizlere. Öncelikle bu hafta maç koyamayacağım. Çünkü çok fazla maç yapmam gerekiyor. Biraz programın gerisinde kaldım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bu maçların hepsini oynamam gerekiyor. Buradan All Star Game'i sizlere koymak istiyorum. Geçen sezonkini koymamıştım. Bu sezonkini koymak istiyorum. Yani bir sonraki maçımız All Star olacak ama benim öncelikle şunları bir tamamlamam gerekiyor. Şu maçları bir tamamlamam gerekiyor. Sonra da zaten ver elini playofflara doğru yavaş yavaş yardıracağız. Playofflarda ilk iki roundu koymayıp direkt konferans finalinden başlamayı düşünüyorum. Eğer çok güzel bir eşleşme olmazsa. Ama konumuz başka. Dediğim gibi bu hafta My Career gelmeyecek. Ama dediğim gibi başka planlarım var. Öncelikle gördüğünüz üzere oyun içerisinde tam 143 bin 143K ya da her neyse VC birikmiş durumda. Bu 150'yi görecektir büyük ihtimal ilerleyen dönemlere doğru ve bu VC'ler harap oluyor arkadaşlar. Kullanmıyorum denim akarcıda. Zaten üstünü başının kıyafetlerini yaptım. Bütün ayakkabılarını aldım. NBA Count 9'un çıkmasına da 3 aydan fazla bir süre var. Yaklaşık 3-3,5 ay. Tam tarihini hatırlamıyorum. Eylül'de mi çıkıyordu, Ekim'de mi ama 3 ay var diyelim biz en fazla kafadan. Ve bu VC'ler harap oluyor. Ben MyCourt'umu geliştirmeyi sevmiyorum. Çünkü kullanmıyorum. Girmiyorum bile hiç MyCourt'a. Bu sene dövme yaptırmadım. Çok pahalıydı. Zaten çok fazla da sevmiyorum dövme yaptırmayı kalı. Çünkü bence hoş durmuyor. Çok böyle acayip tasarımlar yapmanız gerekiyor ki onlara çok ciddi VC harcıyor. O VC'yi dövmelere cartı curtu harcayacağıma canlı yayınlarda bir yandan Danny McCarthy'nin kariyeri devam ederken bir yandan da canlı yayınlarda yine bir My Career açalım. Bu VC'lerin 130K'sını falan kullanalım. Bir 10K Danny McCarthy'ye bırakalım istiyorum. Boost parası kalsın. Fakirim çünkü boostlarım bitiyor. Bakayım. Aynen bitmiş hatta. Şu an jump shot, steal ve pass ve handling almam gerekiyor mesela. Bunlar hepsi bir 7-8K'yı bulacak. O yüzden bir 10K Danny McCarthy'de bırakacağım. 130K'ya şöyle yepyeni canlı yayınlarda oynayacağımız, NBA Count 9 çıkana kadar canlı yayınlarda oynayacağımız. Bir yandan MyGM de devam edecek bu arada. MyGM'i şey yapmadım, iptal etmedim tabii ki. Sadece şu anlık vakit bulamıyorum MyGM oynamaya. Daha doğrusu 2K oynamaya vakit bulamıyorum çünkü çok vaktim alıyor gerçekten. Kanala bile çektiğim videoların süresi şu an azalmış durumda. Yani günde bir video, 20-30 dakikalık videolar koyuyorum gibi bir şey şu anda. Her neyse. Ne diyorsun ben? Konuyu biraz dağıttım ya. Yine bir My Career açalım diyorum. Bu VC'lerin 130K'sını falan harcayalım. Baktık çok güzel gidiyor. Ben de biraz VC yüklerim. Biraz daha böyle 200K'lık bir VC harcayalım. Kesinlikle değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Ve bu sene çok fazla uzun boylu oyuncu oynamak istiyordum. Uzun boylu bir oyuncu. İşte small forvet olur, power forvet olur, pivot olur. Bunlara canlı yayında beraber karar vereceğiz. Takıma beraber karar vereceğiz. Oyuncunun oyun stiline beraber karar verebileceğimiz bir canlı yayın düşünüyorum. Gündüzleri de yayın açabilirim, akşamları da yayın açabilirim. Nasıl hızlı ilk 5'e yerleştiririm? İşte hangi basketbol oynamam gerekiyor? Nasıl basketbol oynamam gerekiyor? Nasıl ayarlar yapmam gerekiyor? Sizlere bunları da göstermiş olurum. 2K19'a da böyle sizleri hazırlamış olurum. Çünkü çok kısa bir sürede ilk 5'e yerleşeceğiz Hall of Fame'de. Bundan emin olabilirsiniz. Hem bunların taktiklerini, tiyolarını da sizlere göstermiş olacağım. Ama ilk önce fikirlerinizi almam gerekiyor tabii ki. Tekrardan soruyorum. Canlı yayında bir My Career'e ne dersiniz? Şöyle 130 VC harcanmış 75 üstü herhalde oluruz diye tahmin ediyorum. 75'lik bir oyuncu ile My Career'de. Büyük ihtimal Power Forward açarım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi o an canlı yayınlara gelen katılım ile oylamaya sunmayı düşünüyorum bunu. Ondan sonra karar veririz. Yani small forvet olabilir, pivot olabilir. Takımından tutun da oyun stiline kadar az önce de söylediğim gibi her şeye beraber karar verebileceğimiz bir My Career. Evet, duyuru bu kadardı. Bununla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bir hafta içerisinde başlayacağız. Bugün misafirlerim geliyor. Bugün perşembe koyuyorum bir videoyu. Perşembe gecesi misafirlerim gelecek. Salı gününe kadar, belki çarşamba gününe kadar buradalar. Bir sonraki hafta hem yeni bir My Career, hem yeni bir MyGM, hem de canlı yayınlarda My Career'e de başlamayı düşünüyorum. Yani bir haftalık bir süre var aşağı yukarı. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Ne dersiniz? Gelir misiniz canlı yayınlara? İzler misiniz? Bununla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.